Kıymetli Ankara temsilcileri, haber müdürlerimiz, sevgili muhabirlerimiz, kameraman arkadaşlarımız, cümlenizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor. Davetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii 2023 yılına şöyle bir baktığımızda neler yaşadık? Bizim için en büyük acı, hepiniz biliyorsunuz, 6 Şubat'ta yaşadığımız 11 ilimizi adeta yıkan, yerle bir eden, yüzyılın afeti dediğimiz deprem oldu. Ben öncelikle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Pek çok insanımız, binlerce insanımız maalesef engelli hale geldi. Kimi kolunu, kimi bacağını kaybetti, kimi gözünü kaybetti. Onlar zor bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Rabbim öncelikle onların yar ve yardımcısı olsun. Tabii depremden sonra bu senenin en önemli olaylarından bir tanesi 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye saldırıları. Bunlar normal bir savaş değil, adeta bir soykırım, adeta bir katliam yapıyor İsrail. 2019 yerel seçimlerini de şöyle bir göz atacak olursak, biz 2019 yerel seçimlerinde 1400 belediyeliğin, ki şu anda tahmin ediyorum 1392 belediyelik var, bunların sadece 1/4'ünde aday göstermiştik. Yani 350'sinde aday göstermiştik. Ve hem belediye başkanlıklarında hem parti oylarının çıkarıldığı 51 ildeki il genel meclisi seçimlerinde hem de büyükşehir meclis oylarında 1/4 yerde aday göstermemize rağmen %2 gibi bir oy aldık. 1.9, 1.8 ve %2, 3 farklı seçimin sonuçları bunlar. Yani il genel meclisi, belediye meclisi ve belediye başkanlığı seçimi sonuçları. Şimdi bu oyumuzu biz inşallah ikiye katlamayı, hedefimiz 4-5 aralığında bir oy almak olacaktır. Tabii biz şunu da ifade edeyim. Yine Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ediyoruz. Ve AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim tabii şu an geldiğimiz noktada bizim elbette Sivas başta olmak üzere kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve işte bir önce saydığım ilçeler başta olmak üzere yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte işbirliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır. Görüşmeler devam ediyor. Heyetler arası görüşmeler de devam ediyor. Belki bugün, yarın, bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil. Bunun için de hangi illerde işbirliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz. Bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Ama görüşmelerimiz devam ediyor. Ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyük şehirler olmak üzere bir irade beyanı var. Tabii bundan büyük memnuniyet duyarız. Böyle bir talebimiz var zaten. Yani bunu gizlemiyoruz zaten. Bunu açıkça da ifade ediyoruz. Şöyle ki biz aslında bunu bir pazarlık unsuru falan da konuşmuyoruz. Yani biz Büyük Birlik Partisi bir önceki yerel seçimlerde 900 bin oy almış. Şimdi
Bu 900 bin oyu 1/4 yerde aday göstermesine rağmen almış. Biz bu 900 bin oyu ve diğer aday göstermediğimiz yerlerdeki oyları, yani milyondan fazla oydan bahsediyoruz. Bu oyların tamamını, yani Büyük Birlik Partisi tabanının tamamını, başta İstanbul, Ankara, işte İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarının, ortak adaylarının olduğu başta büyük şehirler olmak üzere diğer seçim çevrelerinde, il belediye başkanlıklarında nasıl eksiksiz bir şekilde sandığa getirebiliriz ve Cumhur İttifakı adaylarına bu anlamda oy verdirip büyük katkı sağlayabiliriz. Bunun için de Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması olur. Ve ondan sonra da işte biraz önce saydığım, özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde işte yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerin de Büyük Birlik Partisi adaylarının orada gösterilmesi şeklinde olur. Şimdi şöyle, bizim oradaki hassasiyetimiz şu, yani toptan aday gösteririz ya da toptan göstermeyiz diye bir şey yok. Önceliğimiz şudur, biz HDP'nin şu anda DEM oldu, PKK'nın partisi daha doğrusu, PKK'nın partisinin kazanma ihtimali olduğu yerlerde biz bugüne kadar hep aday çıkarmadık. Ve Cumhur İttifakı adaylarını, daha çok da AK Parti adaylarını orada, o bölgede destekledik. Kazanabileceğimiz yerlerde elbette ki adaylarımızı koyacağız. Öncelikle Türkiye'nin, milletimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bu başıboş köpek saldırılarından kurtarılması lazım. Ve sokaklarımızın bu başıboş köpeklerden temizlenmesi lazım. Önce mesela biz Sivas, 2009'da Sivas Belediyesi'ni kazandığımızda, 2009-2014 arasında Sivas'ta yaklaşık, arkadaşlarımız tespit ettiler, 1100 tane sokak köpeği tespit edildi. Ve bunların tamamı için hayvan barınağı yapıldı, tamamı hayvan barınağına konuldu. Ve biz ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim birinci vazifemiz insanı yaşatmak arkadaşlar. Dolayısıyla da bizim köpekleri yaşatmak gibi birinci vazifemiz yok. Bizim insanı yaşatmak gibi birinci vazifemiz var.